Yazgülü Aldoğan, Cumhuriyet Gazetesi. Bütün Türkiye ev hapsinde. Sadece Gülşen mi? Hepimiz, hepimiz, hepimiz ev hapsindeyiz. Daha bassız olanlarımız Prangalı, Silivri'de, Bakırköy'de, Diyarbakır'da, Edirne'de, orada burada, F tipinde, E tipinde, Y tipinde. Kimimiz kapalı cezaevinde, kimimiz yarı açık, kimimiz açık cezaevinde, kimimiz ev hapsinde. Türkiye kocaman bir hapishaneye döndü sayelerinde abartmıyorum. Hangi hak ve özgürlüklerinizi kullanabiliyorsunuz? Fikir ve ifade özgürlüğü mü kaldı? Çık sokağa, yüksek sesle bir şey söyle, alın onu, alın onu. Alıyorlar. Açık cezaevinden kapalı cezaevine. Yürüyüş özgürlüğü var mı? Unutmadık. Boğaziçi üniversiteli öğrenciler kaldırımda yürürken yere bak, göğe bakma diye bağıran polis amirini fikir özgürlüğünü içinde yaşayabilirsin dışına vuramazsın, fikrini söyleyemezsin, giydiğine giymediğine karışırlar, giyinme özgürlüğü bile yok, kimse için yok. Din ve vicdan özgürlüğü gelecekti değil mi? Tam tersi oldu. Layıklık bitti. Bir dinin bir mezhebine mensup olmak ve hatta tatbik etmek zorundasın. Cuma günü dükkanını kapama bakalım. Din dersi istemiyorum de ne oluyor? Hakaret suçu. Yazdığın suç. Avukat bozuntuları türemiş. Hükümet yanlısı yazar bozuntularının vekilliğini alıyor. Sen havada bulut var yazsan vay müvekkilime ördek dedi diye mahkemeye koşturuyor. Hakim dünden hazır. Cezayı yazıyor. Ödüyorsun parayı, karışıyorlar müvekkiliyle. Utanmazlar. Şimdi biri dava açar. Hemen bana utanmaz dedi diye. Sana mı dedim? Adın mı yazıyor? Ortaya dedim ama biliyor utanmaz olduğunu, şerefsiz olduğunu. Bana dedi diyor. Millet aç. Sağlıklı beslenme özgürlüğün yok. Çünkü gelirin yok. Çünkü yanlış ekonomi politikaları yüzünden paran pul oldu. Eti, tavuğu unuttun. Makarna yemekten aptala döndün. Çoluğun çocuğun gelişemiyor, uzayamıyor, büyüyemiyor. Seyahat etme özgürlüğün hepten bitti. Tatil mi? Ne tatili? Memlekete gidebilirsen ne ala. Uçağa binmeyi unut. Otobüsler uçak gibi zaten. Şarampolden uçuyorlar eğlenme, müzik dinleme, dans etme, konsere gitme, haşa, müzik gavur icadı, dinden çıkarsın, festivaller yasak. Bodrum'a, Çeşme'ye gidemeyen Saros'a, Şarköy'e gidiyor. Yunan adalarına gidemeyen Gökçeada, Bozcaada, Avrupa mı, Miami mi gidebilen gitti. Bundan sonrası hayal, param bile olsa vize vermiyorlar artık. Vize almak için yatırdığım para da uçuyor. Niye? Çünkü AB ve ABD için TC vatandaşının artık iltica etmek isteyen Suriye, Pakistan, Afgan, Afrikalı'dan farkı kalmadı. Şimdiye kadar doktorunu, mühendisini aldılar. Bizim yetiştirdiğimiz, bunun için emek ve para harcadığımız beyinleri kaptılar. Şimdi artık giden öğrencileri de geri dönmüyor. Bundan sonra giden doktor pizzacıda çalışır, mühendis benzinci de. Türkiye kendi içine kapanır, kaçamamış vasat beyinleriyle eve hapsettiği sanatçıları, cezaevine tıktığı yazarları, çizerleri, mimarları, avukatları, gençleriyle yarı açık cezaevi havasında yaşar. Askeri vesayet. Bizi bu duruma daha iyi çalışıp çırpınabilmek için getirdiler. Siz de razı oldunuz. Askeri bürokratik vesayetten kurtuluyoruz diye diye ülkeyi Taliban heveslisi İslamcı fanatik yobazlara teslim ettiniz.'' Türkiye bağırsaklarını mı temizliyordu? Asıl şimdi lamba patladı. Onu da ev hapsindeki mafya lideri patlattı. Muhalefet bile değil. Elinde kasap bıçağı, başındaki göstermelik örtülüğü çıkarmış, beraber çaldıkları parayı borsada batırmış kocayı tehdit eden kadındır onların profili. Sınav büyük. Tel tel dökülüyorlar diye koşarak gideceklerini sanmayın. Önümüzde çetin bir sınav var. Birlik beraberlik içinde olacak onu istemem, bunu istemem diyen yetmez ama evetçilere yüz vermeyerek hep beraber hayır diyeceğiz. Ne kadar çok olursak o kadar kolay kazanırız. Yoksa gemi memi kalmadı. Bu tahliye sandalı çabuk alabora olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir. Dilerseniz abone olabilirsiniz videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.